Merhaba değerli arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım arkadaşlar size dediğim gibi ürünlerimi gruplara bölümlere ayırdım yine bakın vitrinimde durmuş sertleşmiş renk değiştirmiş e, tespihleri göstereceğim tabi bunlar biraz daha fiyatları uygun arkadaşlar e, Usta işçiliği e, mesela var Usta işçiliği olmayan var ama fiyatları uygun. Diğerlerine göre mesela sistemli ürünlere göre e, fiyatları biraz daha uygun arkadaşlar. Şimdi ben bunları tanıtacağım. E, gerçekten malzeme olarak malzeme birinci sınıf çekim lezzeti çok güzel oturmuş. Osmanlı sıkması kokmaya başlamış. E, çatır çatır böyle bir lezzeti var arkadaşlar. Sadece e, vitrinde durduğu için sadece çekilmedi arkadaşlar. Şimdi onları size göstereceğim. E, özelliklerinden de bahsedeceğim. Bakın bu kırmızı. Çok güzel bir tespih arkadaşlar. Ölçüsünü de hemen söyleyeceğim. Gümüş püsküllü. Çekim lezzeti harika. Bu küsen tarzıydı aslında ama böyle çok damar falan belli olmuyor. Fakat çok detaylı baktığınızda hafif hafif bir şeyler görebilirsiniz. Şöyle lezzetine bakıyorum. Lezzeti gerçekten harika. Çok güzel bir tesbih Şöyle sesini dinleteyim size. Tabi bunlar çekilmemiş mallar arkadaşlar. Çok çok güzel tespih. Bakın şöyle zemine koyayım. Gerçek rengini görün. Hatta ben bunları kaldırayım. Ee, getirdikçe koyayım oraya. Daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Bence de böyle. Daha iyi oldu. Çünkü e, ürünü tek olarak bir görün. <laughs> şöyle. 925 ayar gümüş püsküllü arkadaşlar. Şimdi... Elimde tutuyorum. Elimde biraz daha açık gözüküyor. Çünkü ışık görüyor arkadaşlar burada. Ee, çok güzel görüntüsü var. Dışarıda böyle gözükecek. Ee, biraz daha açık. Ama içeride biraz daha koyu gözükecek arkadaşlar. Fakat çekim lezzeti inanılmaz derecede güzel. Sertliği harika. Bülbül gibi ötüyor. Şimdi bunun ölçüsüne bakıyorum. Yani 8'e yakın. 8 değil. 7.75 gibi. 7.75'e şey diyelim yani 8'e 11 gibi diyelim. 8'e 11 arkadaşlar çok güzel Z e, zar kehribar da diyorlar bunlar biliyorsunuz bu şeffaf renkleri. E, blok bakalitler arkadaşlar bunlar e, gerçekten çok değerli kaliteli malzemeler. Bunlar elinizde eskidiği zaman bildiğiniz Osman sıkması olacak arkadaşlar. Osmanlı hamur ve değeri de o değere çıkıyor arkadaşlar. Çok ilginçtir. Çok güzel oluyor arkadaşlar. <laughs> şimdi bunu dizeyim, ee, şey yaptıklarımızı dizelim, değil mi? Gösterdiklerimizi dizelim. Çok uzun bir video olmayacak, olmasına da gerek yok arkadaşlar. Ee, sonra kafama göre şimdi bakayım ne alayım. Şunu alayım arkadaşlar. Bu da e, duruşu falan çok böyle dikkat çekici. Elinizde pırıl pırıl parlıyor, ee, elmas gibi bir tesbih arkadaşlar. Şıkır şıkır duruyor. Çok güzel çay rengi. 925 ayar değil özür dilerim. 1000 ayar kazaz örme bunlar. Şuralar ip tabi. 1000 ayar kazaz örme. Şuralar bakalit değil bunlar cam taşı arkadaşlar. Bakın şöyle çok harika seri işçilik bir tesbih. Çok güzel. Malzeme birinci sınıf malzeme harika arkadaşlar. Çok harika bir malzemesi var. Zaten malzeme güzel olunca ee, kaliteli olunca olayı çok değiştiriyor. Tabi ona usta işçiliği falan eklendiği zaman tabi ki coşuyor ama bu da böyle arkadaşlar biraz daha uygun işçilik. <laughs> Ölçüsüne bakmadık ama 7 11 olduğunu düşünüyorum. 7.5 de olabilir ama 8'miş arkadaşlar. 7.5 geçiyor. 8 12 mi? 8 12.5 ben biraz fazla düşük söylemişim. 8'e 12,5 ölçülerinde çok güzel bir tesbih Kazazıyla beraber arkadaşlar bunları uygun fiyat vereceğim. Bilginiz olsun. Ee, yani evdeyiz. Evde olduğumuz için biraz daha uygun tutuyorum ee, işçilikleri. Nasıl olsa dükkana gitmiyoruz arkadaşlar. Ee, biraz daha fiyatları uygun tutuyorum. Bilginiz olsun. Şu şahaneliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? ya? Hakikaten bunlar şimdi vitrinde durduk, durdukça diğer ürünlerin yanında durunca e, pek kendilerini gösteremiyorlar. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. işçilik daha çok dikkat çekiyor. İşçilik daha çok dikkat çekince bunlar biraz gölgede kalıyor işçilikli ürünlerin yanında. Ama e, sertleşmiş, eskimiş malzeme. Yani gerçekten dokusu, dokunuşu, hissiyatı müthiş yani. Müthiş lezzet alabileceğiniz bir ürün. Yani bu tesbihi şöyle söyleyeyim. Bu size bugün göstereceklerimi çekmeyip kenarda koysanız bile değer yani arkadaşlar e, yani dursun koleksiyonunuzda dursun o derece güzel malzemeler. Bir tane daha göstereyim. Bunun da hemen ölçüsüne bakayım. Evet bunun da şöyle rengini görün. Kaça kaçmış bakıyorum. 7'ye 7'ye 12 bu da. Bu da yine seri işçilik uygun vereceğim. Arkadaşlar bunları sakın kaçırmayın. İnanın kaçırılacak malzemeler değil. Çok güzel, çok güzel tespihler. Şıkır şıkır ya. Şimdi benim ne demek istediğimi benim e, benden tespih almış arkadaşlar beni çok iyi anlıyor ama e, benden yeni alışveriş yapacak arkadaşlar biraz abarttığımı düşünüyor olabilirler. E, fakat benden sürekli tespih alan arkadaşlar beni çok çok iyi anlıyorlar arkadaşlar ne demek istediğimi. Siz de aldığınızda ne, de, ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Bu malzemelerin e, gerçekten ne kadar değerli olduğunu fark edeceksiniz. Bir yerde söyledim ya arkadaşlar, ben bu e, gerçi daha yayınlamadım o videoyu. Mehmet Çerçi ile yaptığımız bir konuşmada söylemiştim. Arkadaşlar ben bakalit satıyorum. Bakalit sattığım için bakaliti övmüyorum. Bakalit gerçekten çok kaliteli olduğu için ben bakaliti övüyorum. Yani bakalitten daha iyi bir malzeme olsa onu da överim, onu da güzellemeler yaparım. Ama şu anda bakalitten daha lezzetli bir malzeme yok arkadaşlar. O da bir tek eski Osmanlı malzemeler bulursunuz. O da zaten bunların eskimiş hali arkadaşlar. Bunlar da sizin elinizde eskiyecek. Değersiz değiller. Hiçbir şey değersiz değil. Bakın şöyle yine malzemesi çok az bulunan çok az gelen bir tesbihim var. Uygun işçilik yaptırmıştım zamanında. Bakın Osmanlı bordosu olacak. Tam olarak bordo olacak. Zaten şu anda da bordo tonunda. Bakın rengi bu arkadaşlar. Şu şu anda ekranda gözükenden biraz daha tatlı olduğunu itiraf edebilirim. E, rengi çok daha güzel şu an ekranda gözükenden. Bu, bakın şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten harika. Yani çok beğendiğim bir malzeme. Hatta bazıları e, çok sormuştu bunun yuvarlağını e, falan göstermiştim ben malzemesinden var mı diye. Bakın onun tek rengi çıkan malzemelerinden bunlar. Aslında bunu bilseydim böyle olacağını çok daha güzel bir usta işçiliği yaptırırdım bunu. Gerçekten malzemeye çok yakışıyor. Ama uygun işçilikte kalmış bu. Ne yapalım nasip bu da böyle. Ölçüsüne bakacağım hemen. Ölçüsüne bakıyorum. 8'e 8'e 13 gibi arkadaşlar. 13 tam olarak. 8'e 13 arkadaşlar. Bunun ölçüsü de 8'e 13 çok güzel bir tespih. Çok 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 beğendiğim bir malzeme. Bu malzeme inanın kaçırılmayacak bir malzeme. O kadar güzel. Yani buradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Harika bir malzeme. Şimdi bir tane de şöyle mavi tonunda bak kızarmaya başlamış iyice. Mavi, mavi rengi çift renk yaptığımız bir tarafı şeffaf bir tarafı mat damarlı maviydi. Şöyle kapsül bir tespihimiz var. Bunun da hemen çekimine bakalım. Bu da eskidir. Renk değiştirdi iyice. Bakın şöyle gözüküyor. Bir de böyle görüntüsü var arkadaşlar. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakın. Ben çok beğeniyorum bu tespihleri. Çift renkleri falan çok seviyorum arkadaşlar. Bu da böyle gayet güzel oldu. Şimdi bunun da ölçüsüne bakayım. Bakayım net mi çekiyor arkadaşlar? Net herhalde ya. Ürünlerimiz net herhalde. Evet netmiş arkadaşlar. Çünkü benim e, gözler biraz yakından e, iyi görmemeye başladı. Allah şifa verir inşallah. 7'ye 10.5 7'ye 10.5 ölçülerinde yapılmış e, tesbihler. Arkadaşlar bu tesbih çok çok harika bir tesbih. Çok güzel bir tesbih. Tavsiye ediyorum yani. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın. Gümüş püsküllü. Evet. Bunu da atayım kenara. Fazla uzatmayayım. Şimdi bir tane de yine böyle çay rengi küçük bir boy gümüş püsküllü. 925 ayar bunların gümüş püskülleri bu arada arkadaşlar. Bu kaç? 7'ye 7'ye 12 ölçülerinde çay rengi renk almış eskimiş 925 ayar Gümüş püsküllü. Çok çok güzel. Eski bir tesbih arkadaşlar. Bunlar artık e, Osmanlı hamur. Yani Osmanlı sıkması olma yoluna girmiş arkadaşlar. Çekim lezzeti açısından, kokusu açısından, elektriklenmesi açısından. Şu anda bunlar gerçekten e, sadece işçiliği düşük. Gerisi gerçekten harika. Ama bakın şöyle bir şey geldi aklıma. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu malzemeyi alıp bir ustaya verip üstünden geçitirebilirsiniz. Daha hassas işçilik yaptırabilirsiniz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu risk var. İşlenmiş mallarda tane kırılma riski var. Onu göze alacaksınız. Çoğunlukla kırılmaz ama risk var arkadaşlar. Çünkü işlenmiş malzeme yeniden bir mil yapacak. O mile geçirip çalışacak. Çatlayabilir, kırılabilir. Bu riski göze alırsanız yaptırın arkadaşlar. Ya da böylece Çekin bunları. Yani koleksiyonunuza renk katacaktır. E, Tespihi çektiğinizde gerçekten size zevk verecektir. E, bir tane daha e, çift renkli tespihim var. Onu da göstereyim. Sonra son bir tane tespihim kaldı. Onu gösteririm. Bu da e, aynı mavi malzemenin e, çift renkli yaptığımız arpa tarzı arkadaşlar sadece. Öbürü kapsüldü bu arpa. Bakın çok güzel. Çok harika görüntüye bakın. İmamede çift renk, e, gümüş püsküllü. Hemen bunun da ölçüsüne bakıyorum. Bu videomuzu biraz kısa tutacağız. Çok uzun olmasına gerek yok. 7'ye. 7'ye 10,5 arkadaşlar. 7'ye 10,5 çift renkli çok güzel bir tesbihimiz. Çok kolek güzel koleksiyonluk bir tesbih. Bunun bir boy küçüğü de var ama onu getirmedim dükkanda o. Bir boy küçüğü de var bunun. O olmuyorsam sistemliydi o. Evet sistemli olabilir. Bilmiyorum ama hayatı çok aklımda kalmadı arkadaşlar. Bakın malzemenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok harika çok. Bakın buradan yeşil çekiyorsunuz öbür taraftan sarı çekiyorsunuz. Bu iyice kızaracak arkadaşlar. Bunlardan bazı malzemelerim var. Neredeyse kıpkırmızı oldu. Sadece mat oldukları için biraz kırmızının açığı gözüküyorlar ama bir süre sonra daha kıpkırmızı olacaklar. Şimdi bu serideki son tesbihimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu de yine bal rengi blok zar malzemeleri arkadaşlar. Zar dedikleri için zar diyorum. Her defasında söylüyorum. Zar şeklinde genellikle şeffafları zar şeklinde çevirdikleri için adı zar kalmış. 7'ye 11 bir daha okuyoruz. 7'ye 11 kesme Sertleşmiş, çekimi çok güzel, gerçekten çok lezzetli. 925 ayar gümüş püsküllü. Bu tesbihi kaçırmayın arkadaşlar. Bakın bu, burada gösterdiğim tesbihler hem fiyatı uygun, hem malzeme sertleşmiş, hem bildiğiniz eski hamur olmuş, yani Osmanlı sıkması olmuş arkadaşlar. Bu tesbihleri kaçırmanızı tavsiye etmem. Fiyatını da duyunca gerçekten şok olacaksınız bir eskimiş malzemeye göre. Yani devede kulak bir fiyatı var. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Çok çok güzel malzemeler. Normalde biliyorsunuz ben her yerde anlatıyorum. Renk almış, eskimiş ya da koku vermeye başlamış tespihlerin fiyatı otomatikmen artar arkadaşlar. Çünkü siz onları muhafaza etmişsiniz, bakmışsınız. İşte zaten malzeme eskidikçe değeri artar. Bazı ürünleri değerinde satmak lazım arkadaşlar. Ee, çok değerinin altında olunca bazı insanlar kıymet bilmiyor. Ee, gerçekten aldığınız kişinin e, ürününe güveniyorsanız e, uygun söylediğinde korkmayın arkadaşlar. Çünkü ben bazen e, diyorum ki bazı fiyatları ben çok uygun söylüyorum malzemenin kalitesine göre. Uygun fiyat veriyorum. Acaba karşısında, karşımdakinde bu ürün sahte mi? Düşüncesi uyanacak mı diye korkuyorum işin aslı. E, çünkü ben dürüst olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, çünkü karşımdaki de bana güvensin istiyorum. Ben malzemenin değeri neyse ticari e, prensiplerime göre e, karımı koyar satarım arkadaşlar. Yani e, mesela ben de şöyle örnek vereyim. Ben 1000 liraya aldıysam mesela fırsatçılık yapmam. Bunun fiyatı 10.000 liraysa 10.000 liraya satmam arkadaşlar. Kesinlikle benim e, yapım böyle değil. Ben makul bir fiyatta satmayı tercih edenlerdenim arkadaşlar. Çünkü Sonuçta ondan da kazanacağım. Allah bereket versin. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. 15 dakikalık bir video yaptık. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Geriye dönük videolarımızı da izleyin. Sayfamızı beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Özellikle izleyip izleyip abone olmayan arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar lütfen sayfamıza abone olun. Yani çok önemli bir şey değil. Sonuçta videolar izleniyor. Orada önemli olan videoların izlenmesi zaten arkadaşlar. Çok önemli bir şey değil ama orada insan mesela abonelerin artışını gördükçe hoşuna gidiyor gerçekten. Abonelin artışı çok önemli. Sonuçta zaten bu videoları seyrediyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.